Oranlar verilmiş, geniş açılar olduğu için dönüştürmeye tabi tutacağız. Bunun için öncelikle bir tane birim çember çiziyorum. Şöyle. Şimdi açıları da yazarsak, şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, burası 360 derece. İşaretleri de yazıyorum. Birinci bölgede artı artı, ikinci bölgede eksi artı, üçüncü bölge eksi eksi, dördüncü bölge artı eksi. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüs olur bu işaretlerden. Şimdi tanjant 135, ikinci bölge, ikinci bölgeye denk geliyor. İşareti negatif, sinüs ve kosinüsün bölümü. Kotanjant 225, şuraya denk gelir. Üçüncü bölge, sinüs ve kosinüs negatif olduğu için bunların bölümü pozitif olur. Bu pozitif bir açı, bir ifade yani. Sinüs 196, 180 burası, 196 üçüncü bölgeye denk gelecek. Yani negatif, sinüs negatiftir üçüncü bölgede. Kosinüs 254, 270'ten biraz daha küçük. Bu araya düşüyor, üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede kosinüsler de negatif. Yani şu üçü negatif, sadece kotanjant 225 pozitif olacak. Şimdi dönüştürme uyguluyoruz. İstediğimiz açı üzerinden gerçekleştirebiliriz. Ben bunu 135'i 180 üzerinden dönüştürmek istiyorum. Şöyle tanjant 180 artı 45 yazmalıyız. Böyle. Şimdi bu tanjant olarak çıkacak. Biz eğer aşağıdakini kotanjant olarak bırakırsak biri tanjant, diğeri kotanjant olur. Bu nedenle ben aşağıdakini 270 üzerinden dönüştürmek istiyorum ki tanjanta dönüşsün. Bu ifade tanjanta dönüşmüş olur. Tabi dönüşmek zorunda değil. Sonra da yapabiliriz işte. Bunu şöyle yazıyorum. Kotanjant 270 eksi 45. Tabi şu araya gelen eksilerin ya da artı ya da eksi olmasının hiçbir önemi yok. İşaret bölge üzerinden bulunuyor çünkü. Şunu yazıyorum. Artı buradaki ifade sinüs. Bunu yine 180 üzerinden yazıyorum. 180 artı 16 olmalı 96 etmesi için. Aşağıdakini yazıyorum. Bunu da bu sinüs olarak kalacak. Şu kosinüs de sinüse dönüşsün diye bunu da 270 üzerinden dönüştüreceğim. Yani kosinüs 270 eksi 76 olmalı. Tekrar bakalım. 270 76 260 olacak. 70, burada şunu yanlış yazdık. 270 eksi 16 olmalı. Evet, şöyle yazmalıydı. Şimdi 270'ten 16 çıkarırsak 254 gelir. Evet, bu şekilde olmalı. Şimdi şöyle devam edebiliriz. Bu ifade negatifti. Dönüştürmeden sonra negatif olacak. Bu pozitifti. Dönüştürmeden sonra pozitif olacak. Şu ifade negatif. Dönüştürmeden sonra negatif olacak. Bu ifade de yine negatif. Dönüştürdükten sonra negatif olacak. 180'i çiziyorum. Eğer yatay eksen üzerinden yapıyorsak dönüştürmeyi, tanjant yine tanjant olarak kalır. Birinci ifade eksi tanjant 45 bölü. Burada dönüştürme uyguladığımız zaman 270 üzerinden yaptığımız için kotanjant tanjanta dönüşecek. Bu tanjant 45 olur. Şöyle yazayım. Eksi yukarıdakine ait. Şimdi ikisi de eksi. İkisi de eksi olacağı için yazmıyorum bunları. Sonuçları artı olacak. Ya da yazsak da fark etmez. Yazalım. Şöyle eksi diye yazıyorum. 180 üzerinden yaptığımız için dönüştürmeyi sinüs yine sinüs olarak kalacak. Bu sinüs 16 olur. Bölü. Bir 270 üzerinden yapıldığı için dönüştürme kosinüs sinüse dönüşür. Bu da şöyle olur. Eksi sinüs 16. Şimdi sadeleştirmelere gelelim. İkisi aynı, birbirini götürecek. Bunlar da eksileriyle birlikte birbirlerini götürecek. Birinci ifade şurada eksi kaldığı için eksi 1 olur. İkinci ifade bunlar tıpatıp aynı olduğu için 1 kalacak. Eksi 1 artı 1. Bunun sonucu da 0 çıkar.